Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir'de TV100 canlı yayınına konuk oldu. Lityum üretim tesisi ile ilgili Türkiye'nin lityum ihtiyacının yarısını karşılayacak dedi. Bakan Dönmez doğalgazda yeni sondaj müjdesi de paylaştı. Öyle tahmin ediyorum ki bu yıl Ordu açıklarında keşif amaçlı bir sondajımız olabilir ifadelerini kullandı. Bu yıl içerisinde belki Ordu açıklarında ilk defa keşif amaçlı bir sondajımız olabilir. Bakan Fatih Dönmez TV100 ekranlarında yıl içinde yeni sondajların olacağını söyledi. Karadeniz'i batıdan doğuya tarayacağız dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili adayı Fatih Dönmez TV100 canlı yayınına konuk oldu. Ertuğrul Tunç'un sorularını yanıtladı. Akıcılığı çok az. Bakan Dönmez, 2 yıl önce hayata geçirilen lityum üretim tesisiyle ilgili bilgi verdi. Lityum üretim tesisimiz vardı, pilot tesis. Şimdi inşallah onu artık endüstriyel ölçekteki yıllık 700 ton üretecek büyük bir tesise hazırlık yapıyoruz orada. Lityum bu dönemin en kritik malzemelerinden birisi. Biliyorsunuz işte telefonlarımızda, bilgisayarlarımızda enerjiyi, elektriği depolamak için kullanıyoruz. Bakan Dönmez, tesisin Türkiye'nin lityum ihtiyacını ne derece karşılayacağı sorusunu da yanıtladı. Bu temelini atacağımız tesis yıllık 600-700 ton arasında olacak. Türkiye yıllık 1200 ton lityum karbonat ithal ediyor. Şu ana kadar sıfır üretimimiz vardı. Yarısını karşılayacağız. Bakan Dönmez, Sakarya gaz sahasında devam eden doğalgaz arama çalışmalarına değindi. Yeni sondaj müjdesi paylaştı. Öyle tahmin ediyorum bu yıl içerisinde belki Ordu açıklarında ilk defa keşif amaçlı bir sondajımız olabilir. Tabii gitmeden, delmeden bir şey söylemek zor. İnşallah orada da benzeri bir durumda karşılaşırız. Yani Karadeniz'i biz batıdan doğuya ne varsa tarayacağız. Enerji Bakanı kartlı doğalgaz abonelerinin ücretsiz doğalgazdan nasıl faydalanabileceğini anlattı. Kartlı sayaç kullanan sadece bir tek elimiz var. Biraz da Kütahya'da bir yoğunluğumuz var. Oralarda da endişe etmesinler çünkü siz kartınıza kredi yüklemeye gittiğinizde önce sayacınızdan o ayki tüketim değerini alıyorsunuz aslında. Yükletiyorsunuz. Sonra dolum istasyonuna gidiyorsunuz. O dolum istasyonuna gittiğinizde sizin son bir ayda tükettiğiniz rakamı orada iptal edecekler. Bir sonraki dolum için gittiğinizde bir önceki dönemin dolumunu düşecekler, mahsuplaşacaklar. Avrupa Birliği Komisyonu Rusya'ya yönelik 11. yaptırım paketi teklifini üye ülkelere gönderdi. Yeni yaptırım paketine ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı ama Avrupa Birliği Komisyonu Başsözcüsü Rusya'nın kısıtlanan ürünleri diğer ülkelerden ithal etmesini önlemek istediklerini vurguladı. Avrupa Birliği Rusya'ya yönelik yeni yaptırım hazırlığına başladı. 11. yaptırım paketini üye ülkelere gönderdi. Avrupa Birliği Başsözcüsü Eric Memer, Brüksel'de basın toplantısı düzenledi. Avrupa Birliği Komisyonu'nun 11. paketi teklifini üye ülkelere gönderildiğini teyit ediyorum dedi. Bu aşamada üye ülkelerin paket içeriğini değerlendireceklerini ifade etti. Memer, yeni yaptırım paketine ilişkin detayları henüz paylaşmadı. Ancak bu pakette yaptırımların uygulanması, etkinliği ve delinmesinin önlenmesine odaklanacaklarını vurguladı. Memer, ilk olarak paketin Rusya'ya yapılan ihracata ve bunun nasıl ele alınması gerektiğine bakacaktır dedi. Ayrıca Rusya'nın kısıtlanan ürünleri diğer ülkelerden ithal etmesini önlemek istediklerini ifade etti. Memur bu aşamada yeni yaptırım paketinin çarşamba günü üye ülkelerin Avrupa Birliği Konseyi'ndeki daimi temsilciler komitesinde ele alınmasını beklediğini söyledi. Avrupa Birliği şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 10 yaptırım paketini hayata geçirdi. Rusya'ya yönelik yaptırımlar arasında ticaret, finans, petrol gibi birçok geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulandı.